Arkadaşlar herkese merhaba, ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere akıl okumayla alakalı bir şeyleri tahmin etme, yani mental bir oyun göstereceğim. Oyunun en güzel yanı ise son attığım videoya gelen yorumlar arasında aranızdan 12 kişiyi belirledim ve bu 12 kişiye bu oyunda yer vermeye çalıştım. Bunun sebebi ise attığınız yorumlarla bana iyi hissettirdiğiniz için ben de sizlere küçük bir jest yapmak istedim. Umarım numarayı izlerken kendi isminizi gördüğünüz zaman yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm oluşur. Evet arkadaşlar, şimdi normal hayata dönelim ve bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir ve videoma like atabilirsiniz. Ve ayrıca halen beni takip etmiyorsanız da aşağı kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla meraklandırmadan bu güzel numaranın sırasıyla önce küçük bir performansı, daha sonra da nasıl yapıldığı gelecektir. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, sihirbazlık gösterimi hepiniz hoş geldiniz. Şu anda yanımda bir seyirci olmadığı için seyircinin de rolünü ben oynayacağım. Siz seyirci varmış gibi hayal edip ona göre izleyebilirsiniz. Öncelikle oyunda bir tahminim var benim, oyun sonucuyla alakalı. Bunu şu şekilde kaktüsümün altına koyuyorum ve oyun boyunca burada duruyor. Diğer kağıt ise oyunla alakalı sayıların yazdığı ve sizin isimlerinizin yazdığı bir kağıt. Bunu da biraz sonra açacağız. Şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuz toplam 8 tane kartla oynanıyor ve 1'den 8'e kadar şu şekilde karmaşık bir şekilde duruyor kağıtlar. Burada kağıtları sırasıyla dizeceğim ve seyirci istediği paketi seçecek ve seçtiği paketi her zaman yukarıya koyacağım. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Kartları şu şekilde diziyorum. Seyirci örneğin buradaki paketi seçsin. Hiç problem değil. Bunu üste şu şekilde koydum. Tekrar yapalım. Şu şekilde ayırıyorum. Seyirci yine o paketi seçsin. Gerçekten problem değil. Ve onu tekrar üste koydum. Ve son kez ayırayım. Şu şekilde. Seyirci bu sefer bana göre sağdaki paketi seçsin ve o paketi de şu şekilde üste koyuyorum. Gerçekten de istediği paketleri seçti seyirci ve ona şu şekilde bir seçenek sunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane seçeneği var ve örneğin buradaki seçeneği seçsin. Diğer kartları alıyorum ve buraya koyuyorum. Seçmiş olduğu 2 karta hep beraber bakalım. Şu şekilde. 7 ve 2 seçmiş. Yani toplamı 9. Burada benim oyun başında hazırlamış olduğum ve son videoma yapılan yorumlar arasında 12 kişinin ismini şu şekilde yazmıştım arkadaşlar. Siz de kendi isminizi rahatlıkla görebilirsiniz. 9. sırada bakalım kim varmış? Mehmet Arda İhsan varmış. Acaba benim tahminim doğru oldu mu? Açıyorum. Gerçekten çok heyecanlı. Evet, tahminim tabii ki de Mehmet Arda İhsan'dı. Evet, numara gerçekten çok güzel bir numara. Bütün olayları seyirci yaptı. Gerçekten de dilediği paketleri seçti ve sonuç benim tahminim çıktı. Evet, merak edenler ve öğrenmek isteyenler için şimdi numaranın nasıl yapıldığına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, geldik bu güzel numaranın nasıl yapıldığına. Bu numarayı yapmak için benim gibi şu şekilde bir zarf kullanabilirsiniz. Ben CD paketi kullandım ve tahmininizi bunun içine yazabilirsiniz. Ben biraz önce Mehmet Arda İhsan yazmıştım. Şu şekilde göstereyim ve onu da zarfımın içine koyayım. Siz de benim yaptığım gibi böyle etrafınızda sunumu yaparken koyabileceğiniz bir şeyin altına koyarsanız daha bir etkili olacaktır. İkinci kısım ise seçilen sayıların 3 ile 15 arasında geleceği için şu şekilde göstereyim. 3 ile 15 arasında gelebilecek şeyler yazmalısınız. Örneğin ben son videoma gelen yorumlar arasında sizin isimlerinizi yazdım. Siz de numarayı kime yapıyorsanız onun sevdiği şeyleri yaparak onu etkileyebilirsiniz. Örneğin cevap 9 olacağı için 9. sıraya daha iyi bir şey yazarak onu daha da çok etkileyebilirsiniz. Ben bu sırayı yorum atma sırasına göre yazmıştım ve Mehmet Arda 9. sıraya gelmiş. Evet. Hazırlıklarımız şu anda bitti. Gelelim numaraya. Numarayı yapmak için illa iskambil kartı kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir kartın üstüne 1 ile 8 arası rakamlar yazarak bu oyunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken dıştan içe doğru sayıların toplamının her zaman 9 olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Görmüş olduğunuz gibi en dışta 8 var.
ve en dışta 1 var. Yani toplamı 9. Aynı şekilde 4 ve 5 var, 7 ve 2 var, 6 ve 3 var. Bunların sırasının hiçbir önemi yok aslında. Sadece toplamları 9 olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani 8 burada, 1 burada olabilirdi. Sadece toplamına bakmanız gerekiyor. 2 burada, 7 burada olabilirdi. Şöyle koyayım. Daha iyi anlamanız açısından. Evet, sadece dıştan içe doğru toplamları 9 olması gerekiyor. Ve numarayı yapmaya hazırız. Buradan sonrasını gerçekten hiç düşünmenize gerek yok. Self-working bir numara. Yani kendi kendine işleyen bir numara. İki paket ayırıyoruz. Şu şekilde. Seyirci gerçekten de istediği paketi seçebilir. Hiç problem değil. Ve bunu şu şekilde yukarıya almanız gerekiyor. Seçtiği paketi. İkinci kez ayıralım. Şu şekilde ayırdık. Örneğin yine onu seçsin. Gerçekten problem değil. İşin en güzel tarafı, bu paket ayırma işlemini sonsuz defa gerçekleştirebiliriz. Kartlar hiçbir zaman karışmıyor. Bir kez daha gerçekleştirelim. 3 gerçekten iyi bir sayı. Ve şu şekilde gerçekleştirelim. Örneğin bu sefer de buradaki paketi seçsin ve onu en üste alalım. Buradan sonra oyunun en önemli püf noktası başlıyor arkadaşlar. Şimdi kartları dörderli açmamız gerektiği sırada 1, 2, 3 ve 4. Kartları bu sefer tersten koymamız gerekiyor. Yani tekrar aynı hizadan değil de tersten gelerek koymamız gerekiyor. Şu şekilde. Burada seyirci istediği paketi seçebilir. Gerçekten önemli değil. Ancak seçtikten sonra diğer paketleri toplamamız gerekiyor. Örneğin bu paketi seçsin. Şu şekilde göstereyim. 6 ve 3 geldi. Yani toplamı 9. Buradaki paketi seçsin. 7 ve 2 geldi. Yine 9. 5 ve 4 geldi. Yine 9. 8 ve 1 gelecektir. Aynen. Yine 9. Yani her zaman 9'u seçecek. Bu yüzden paketi seçer seçmez, örneğin buradaki paketi seçer seçmez onun önüne iteleyip diğer paketleri şu şekilde toplamalıyız. Hatta burada birkaç kere de karıştırabilirsiniz. Daha inandırıcı olması açısından. Burada tabii benim yaptığım gibi biraz daha yavaş açabilirsiniz. Gerçek seyirciye sunduğunuz için daha bir heyecan katabilirsiniz. Hemen şu şekilde yavaşça açıyorum ve örneğin 7 ve 2 gelmiş. Burada ilk başta hazırlamış olduğunuz bu kartı göstermelisiniz ve hangi sayıya tekabül ettiğini bulması gerektiğini söylemelisiniz. Şöyle göstereyim. Burada biz hiç kağıda bakmıyoruz arkadaşlar. Kendi seyirci 7 ile 2'yi toplayıp 9. sırada kim olduğuna bakıyor. Yine tabii ki Mehmet Arda var 9. sırada ve biz tahminimizi şu şekilde açıyoruz. Biz buradaki kağıtları hiçbir şekilde görmüyoruz. Tabi burada yavaşlatabilirsiniz. Burası tamamen sizin sunumunuza kalmış. Şu şekilde çıkarıyorum ve açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki 9. sırada Mehmet, Arda, İhsan vardı. Evet, numaramız bu kadardı. Dediğim gibi siz bunu kime sergileyecekseniz buradaki hazırlık kağıtlarını ona göre hazırlayıp daha da fazla etkileyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an sizlere veda ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir numaram. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.